Merhabalar sevgili Aslı TV izleyenleri. Bir yerel yönetimler programında daha sizlerle beraberiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Gündem de önemli. AK Parti Bursa Milletvekili Doktor Sayın Mustafa Eskin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim, malum konu koronayla yatıp koronayla kalkıyoruz. Bütün dünyayı, insanlığı etkileyen bir pandemiyle karşı karşıyayız. Çin'de başladı. Şimdi dünyada hızla yayılıyor. Türkiye'de tabii bundan etkilenmemesi mümkün değil. Ancak alınan tedbirlerle Türkiye'nin bunu en az hasarla, en az kayıpla atlatabilmesi için yetkililer, başta sağlık çalışanları, Türkiye'nin tüm kamu görevlileri seferber olmuş vaziyette görevlerini yerine getiriyorlar. Sayın Eskin hem doktor hem de konularla yakından ilgili, Sağlık Bakanı dışında sanırım en çok bu konuda görüş beyan eden vekillerimizden ve bilgi sahibi olan vekillerimizden biri. O yüzden hem bir genel korona pandemisini konuşacağız, arkasından Bursa'nın hastanelerinin durumunu, ondan sonra da diğer konuları tekrar ele alacağız. Birkaç hassas konu var, onları da ben Sayın Vekilime soracağım. Özellikle bu iki günden beri bizim de en çok dikkatimizi çeken yaşlıların sokağa çıkması ile ilgili hususlar, onları programın ilerleyen dakikalarında tekrar ele alacağız. Şimdi efendim, bu koronavirüs salgını Çin'de başladı bildiğimiz gibi, sonra da Türkiye'de maalesef sirayet etti. Avrupa bugün perişan halde, özellikle İtalya tedbirleri almakta geciktiği için bugün kötü günler yaşıyor. Allah onların da yardımcısı olsun diyelim yani. Çünkü insanlığı genel ilgilendiren bir husus. Türkiye'deki durum nedir efendim? Son tabloyla onunla bir başlayıp pandemiye karşı Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemlerle bir devam edelim efendim. Evet, şimdi tabii bütün dünyayı etkileyen bir pandemi adını verdiğimiz, yani kıtalar arası, bütün kıtaları ve bütün dünyayı etkileyen bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Bu koronavirüs ailesinden yeni tip bir koronavirüsten bahsediyoruz aslında. Daha önce SARS ve MERS gibi aslında bu aileye mensup ve dünyayı etkileyen bir takım hastalıklar olmuştu. Türkiye'de bunlardan az miktarda etkilenmişti. Şimdi tabii aslında Aralık ayında başlayan bir süreç önce Çin'deydi. Daha sonra İşte dünyanın birçok ülkesine, 6 kıtada 125'i aşkın ülkede bir pandemi meydana getirdi ve Dünya Sağlık Örgütü de bunu pandemi olarak ilan etti. Tabii Türkiye olarak bu süreci yakından takip ettik ve ilk günden itibaren, yani Çin'de vakaların görüldüğü ilk günden itibaren bir takım önlemler aldık. İşte bilim kurulu bunlardan birisi. Evet. Yani Türkiye'de yetkin isimlerden oluşan, tecrübeli isimlerden oluşan hocalarımızdan bir bilim kurulu oluşturduk ve bilim kurulumuzun önerileri çerçevesinde bir stratejik plan uygulandı. Biliyorsunuz çok sayıda önlem alındı. Yani işte termal kameralardan daha salgının görüldüğü ilk günlerden itibaren sınır kapılarına, havalimanlarına sağlık personellerinin yerleştirilmesinden, işte Çin'dekilerin gidip getirilmesi. Tabii birçok ayrıntı var. Ama kritik olanları ifade etmek gerekirse Çin, İran ve İtalya başta olmak üzere 20 ülkenin periyodik olarak uçuşların durdurulması, bazı ülkelere sınır kapılarımızın kapatılması, Gürcistan, Irak ve İran gibi. Ve bunların ivedilikle, yani sürecin başlangıcında etkin ve hızlı olarak bu önlemlerin alınması ülkemize bu virüsün gelmesini geciktirdi. Bu bize önemli bir avantaj sağladı. Tabii şu an ülkemizde de belli bir risk var ve vaka sayımız beklendiği ölçüde bir artış içerisinde şu an. Peki hocam, şunu araya girmiş olacağım. Beklendiği ölçüde dediğimiz, çok hızlı gitmiyoruz değil mi hocam? Yani bir İran, bir İtalya gibi gitmiyoruz. Şöyle, yani ilk rakamlara göre. Bakın, bu değerlendirmeleri tabii yapabiliriz. Halkımızda eksik olmasın. Önemli. Herkes aynı şeyi konuşuyor. Duyarlılık gösteriyor. İşte birazdan herhalde konuşacağız. Bu evde kal meselesi. Sağlık çalışanlarımızın da çok etkili bir şekilde ortaya koydukları. Kesinlikle. Yani biz sizin için buradayız. Siz evde kalın. Çünkü bu evde kalmayla gerçekten hastalığın yani çok önemli ölçüde hem vaka sayısının hem de ölüm oranlarının azaltılması söz konusu. İsterseniz devam edelim hocam. Şey yapalım. Yani bakın, bu vakalar %80 oranında asemptomatik görülüyor. Yani hiçbir belirti göstermiyor. Hiçbir belirti yok. Normal hayatlarına devam ediyorlar. %14 oranında tıbbi tedavi gerektiriyor. Yani bunlar yatarak tedavi görüyorlar. %6'sı da yoğun bakımlarda tedavi ediliyor bu hastaların. Yani bu açıdan baktığımızda evde kal söyleminin ne kadar önemli olduğunu, bakın şöyle ifade edelim. Bu noktada
hasta izlemi ile ilgili bir örnekleme yöntemi var. Evet. Ve bu çerçevede değerlendirdiğimizde %25, yani toplumun %25'i evde kaldığı zaman hem vaka sayısını hem ölüm oranını %80 azaltıyorsunuz. Çok büyük bir rakam. Büyük bir rakam. %50 evde kalma ile, ki bence bu oranları Türkiye yakaladı, %92 oranında vaka sayısında ve ölüm oranında azalma ortaya çıkıyor. %75 evde kalımı, yani sosyal izolasyon. Kastediyorum. %99.2 vaka sayısını azaltıyorsunuz. %75 hocam. Şimdi bakın, evet. Hollanda'da ve İngiltere'de biliyorsunuz sürü bağışıklama, tabii ben hekim olduğum için biliyorum, evet. Yani böyle bir şey var. Ama dünyayı etkileyen bir pandemik, bir salgında, yani bu virüsün de yani yayılma hızı çok yüksek. Belki mortalite hızı o kadar yüksek değil. Karşılaştırdığınız zaman bir SARS'la, MERS'le ama evet. Yani bu kadar hızlı yayılan ve pandemi halini alan, işte dünya örnekleri var. 1917'de evet. 50 milyon insan. İspanyol gribinde gitti. İspanyol gribinde 50 milyon insan öldü. Avrupa kıtasının yani yaklaşık. Yani H1N1 dediğimiz, evet, grip aslında bu. Onun bir türü. Bu çerçevede gerçekten çok önemli önlemler alınıyor. Sağlık sistemimiz yani bütün senaryoları yapmış, hem Bursa'da hem Türkiye'de. Bunların hepsini ortaya koyduk. Yani vaka sayısını sınırlamazsak. Şunu bir daha tekrarlar mısınız izleyicilerimizin, evet, neden evde kal şeyini, vurgusunu bir daha tekrarlarsak. Yani toplumun %25'i kalırsa nasıl oluyor? 50'si ve 75'i, bence en can alıcı noktalardan biri bu. Çünkü devlet bu konuda önlem alıyor. Birey olarak da bizim üzerimize düşen ödevlerden biri de bu evde kalma mevzusu. Onu bir daha tekrarlarsanız o rakamları alayım hocam sizden. Şimdi bu Settle'ın hastalık modelleme sisteminde, evet, yani bunu ortaya koyduğumuzda 1 milyon kişi düşünün. Baz alınıyor, evet. Baz alınıyor. Eğer hiç evde, yani izole edilmezse toplum, aynı İngiltere'deki gibi, Hollanda'daki gibi, 1 milyon insanın yaşadığı bir bölgede, şehirde, bir bölgede 25 bin vaka görülüyor. Ve bunların 500'ü ölüyor. Eğer ki %25 evde kalırsa, izole edilirse sosyal anlamda, 25 binden vaka sayısı 5 bine düşüyor 1 milyon kişide. Ve 100 kişi, ölüm 100'e düşüyor. Eğer %50'sini izole edersek toplumun, vaka sayısı 2000'de sınırlı kalıyor. 40 kişiyi kaybediyoruz. Eğer %75 evde kalırsa vaka sayısı sadece 200'de kalıyor ve ölüm 4 gibi. Çok yani, evet, şöyle diyelim, biz evde kalma, toplumsal izolasyonu %25'ini başarırsak biz %80 vaka sayısını azaltıyoruz. Ölüm sayısını, kaybettiğimiz hasta sayımızı %80 azaltıyoruz. Eğer %50 sosyal izolasyonu başarırsak, evde kalmayı başarırsak, %92 vaka sayısını ve ölüm oranını azaltmış oluyoruz. Eğer %75'i evde, yani bu sosyal izolasyonu başarırsak, o zaman %99.2 oranında, bakın bunlar bilimsel çalışmalar, kesinlikle, ortaya kesinlikle konmuş çalışmalar. Evet. Yani bir Çin örneği var. Yani. Daha önce, çünkü Çin'de başladığı için orada da bir takım veriler var. Bunlar tabii %100 olmasa da, ama bize fikir vermesi gereken veriler. %99.2 oranında %75 izolasyonla, sosyal izolasyonla vaka sayısını da ölüm oranında azaltıyorsunuz. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Biz elbette ki her türlü senaryoyu önümüze koyduk. Hastanelerimizin işte elektif vakalarını ortadan, yani elektif vaka yapmıyoruz. Hastanelerimizin belli bir oranını muhtemel bir salgına yönelik olarak %30-40 hatta 50 yataklarımızı azaltıyoruz. Bu anlamda yoğun bakım yatakları, ki bakın yani evet, dünyada bu zaman zaman Türkiye'de tartışılıyordu. Ama yani dün mecliste de, genel kurulda da önceki dönem Sağlık Bakanımız Recep Akdağ da bunu konuşmasında ifade etti. Yani yoğun bakım yataklarında 100 binde işte oranlama yapılır. Bizim 40 gibi bir oranımız var ki, burada isterseniz, evet, Avrupa ülkelerinde neredeyse 15-20, evet, civarında dolanıyor. Şimdi bakın, Fransa'da, İtalya'da
13'ler, 12-13 mesabesinde. Fransa'da 11 ile 12'ler mesabesinde. Avrupa'nın en iyisi Almanya, 29. 100 binde 29 yoğun bakım yatakları var. İşte Amerika'nın biraz daha yüksek. Ama Türkiye yoğun bakım yatağında gerçekten dünyada şu an en iyi ülkelerden birisi. Yani bunu net olarak ifade edelim. Evet, arkadaşlar bunu da gösterirse. Bu sağlığa erişim Türkiye'de son yıllarda arttığı için bu anlamda yoğun bakım yataklarımızda da sorun yaşadık. Kesinlikle. Belki. Şimdi yoğun bakım yataklarımızı da bu... Bursa'nın da önemli bir sorunuydu hocam. Bursa konusuna geleceğiz. Evet. Çünkü en önemli sorunumuzdu bu. Şehir hastanesi devreye girmeden önce veya ilçeleri hastaneler yapılmadan önce yoğun bakım konusunda Bursa çok kötü durumdaydı. O günlerde iyi ki yakalamadı bizi bu virüs. Evet. İkinci husus da şu hocam. Yani biraz önce o sokağa çıkmayla ilgili bence üzerinde durulması gereken noktalardan biri de şu. Hasta olan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması, yoğun bakım yataklarından yararlanması. İşte bu çıkmazsa hasta olan insanlara da sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlamış olacağız. Yani, evet, yani dolayısıyla o İtalya'daki birçok videoda da görüldüğü gibi yani yoğun bakım yatağı bulamama insanların o nefes alma için gereken cihazlara erişme imkanları da bu pandemi ne kadar az sayıda hasta yayılırsa o kadar daha yaşama şanslarını artıracak. Koruyucu hekimlik diye bir şey var. Evet. Hekimlikte. Yani hastalıklarla mücadele etmekten çok daha kolay, çok daha basit. Hem ucuz çok hem daha ucuz ve etkin bir yöntemdir bu. Bugün işte 3 tane kuralı hemen söylüyoruz. Yani sosyal izolasyonu söyledik. El, yani işte bu damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. Ellerimizin yıkanması bu anlamda ve temasın ortadan kaldırılması son derece önemli. Biz tabii çok sıcak bir toplumuz. Yani birbirimize sarılmayı severiz. Tokalaşmayı seviyoruz ama bu dönemde buna ara vereceğiz. Bu bir de bizde sosyal mesafe. Ve bir de bizim işte şu anda aramızda durduğumuz sosyal mesafeyi de biz burada uyguluyoruz. Yani bunu yani gerçekten uygulamak durumundayız. Çocuklarımızı, yaşlılarımızı ve bu anlamda tabii immün sistemi, vücudun savunma sistemi zayıf olan kronik hastalıkları olan işte hastalıklarından dolayı bazı önemli tedaviler alan işte kortizon tedavileri bunların içerisindedir. Bu vatandaşlarımızı daha iyi koruma adına yapacağımız en doğru, en basit, en ucuz en etkili yöntem işte bu evde kal. Evde kal. Sağlık. Yani işte sağlık çalışanlarımızın da bunu vurguladığı gibi biz sizin için buradayız. Lütfen siz de evde kalın. Ve bu çerçevede alınacak basit ama önemli önlemler. Sağlık Bakanımızın o ilk vakayı açıklandığındaki çok spot aslında bir sloganik ifadeleri vardı. Evet. Yani bu virüsün alacağımız önlemlerden daha büyük olmadığını ifade eden, yani riskin bütün dünyayı ilgilendiren ama mücadelemizin ulusal anlamda bu arada bir olduğu... parantez daha açalım Sayın Fahrettin Koca ile ilgili. Yani ben onun sesi titrerken ben de duygulandım. Bir hastamı kaybettim demesi. Yani demiyor işte bir insanımızı yaşamını yitirdi bir vatan. Bir hastamı kaybettim. Duygulu bir sesle ve sesi titreyerek gerçekten üzüldüğünü topluma yansıtarak ifadesi. Bey, şimdi bakın. O yani toplumda çok büyük önemli bir unsur. Hocamıza da bir kez daha burada hakkını takdir edelim. İlk günden beri gerçekten hekimlerimiz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk. Hekim önce hekim. Önce insan önce hekim. Yani milletvekili de olsa hekim. Bakan da olsa hekim. Evet. Yani bu son derece önemli. Yani orada tabii Sayın Bakan'ın kurmuş olduğu cümle bir hastamı kaybettim diye içselleştirerek bunu ifade etmesi son derece o duygusunu işte sesinin tonuna yansıyan şekilde ifade etmesi gerçekten son derece önemliydi. Bu anlamda işte geçtiğimiz birkaç gün içerisinde yapılan bir araştırma da var. Türkiye genelinde yapılan bir araştırma. Yani hem hükümetimizin, Sağlık Bakanlığımızın bu anlamda almış olduğu önlemleri Sayın Bakanımızın nezdinde son derece etkili buluyor Türk halkı. Bu güvenin de bir ifadesi. Kesinlikle. Ama daha yolun başındayız. Kesinlikle. Önümüzdeki birkaç gün son derece önemli, birkaç hafta son derece önemli. Bu noktada tabii panik oluşturmadan, yani önlemler, tedbirlerle panik arasında ince bir perde var. Yani gerçekten bir taraftan tedbir alırken diğer taraftan... Boş vermiş gibi de davranmayacağız. Yani paniğe de kapılmayacağız. Kapılmadan, çünkü sosyal medyada gerçekten
Sosyal medya konusu çok kötü hocam. Kasıtlı yani. Dün İçişleri Bakanımız da açıkladı. Bir takım odaklar ki bunları biz tespit ettik. Hangi odaklar olduğu da belli. Türkiye'ye zarar vermek isteyen, Türkiye'nin iç ortamını bu kadar bakın dünyanın etkilendiği bir sağlık meselesini, sorununu bile Türkiye'nin aleyhine, Türk halkının zararını olacak şekilde bir kampanyaya dönüştürmek isteyen, sosyal medya üzerinden Türkiye'ye ve Türk halkına zarar vermek isteyen bir takım yayınlar olduğunu görüyoruz. Burada tabii halkımıza seslenmek istiyorum ben. Bursalılara, hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Bunlara prim vermeyin. Bunların birçoğunun yalan, yanlış, maksatlı olduğu ortaya çıktı. Ve bu çerçevede yani buradaki temel şey hocam şu. Evet. Yani Sağlık Bakanı gibi güvenilir bir insan var. Sizin gibi değerli hekim milletvekilleri var ve bilim kurulunun çok değerli üyeleri var. Bunların yaptığı açıklamalara bence kulak vermeleri yeterli. Yani bu televizyon ekranlarında da görüyoruz. Bunun yerine sosyal medyaya insanların oradakileri dikkate almaması lazım. Devletin birinci derecede ağzı Sağlık Bakanı. Çıkıyor. Toplumun bilgilendirmesi gerektiği zaman bilgilendiriyor. Bugün sizinle oturuyoruz. Siz hem bir hekim hem de İktidar Partisi milletvekilisiniz. Rakamlarla, gerçeklerle anlatıyorsunuz. Bunu toplumdan bir pandemi bu. Salgın gizlemenin, evet, saklamanın bir anlamı ve şeyi yok zaten. Hep birlikte bunu atlatacağız diyoruz. Yani o yüzden benim de sevgili izleyicilerden ricam, kesinlikle sosyal medya, tamam sosyal medya kullanımı bazı açılardan çok büyük faydalar sağlar. Toplumun bilinçlendirilmesi demin dediğimiz şekilde. Fakat bu tür manipülatif, provokasyona yönelik yayınlara dikkat etsin. Evet. Ben mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte partiler üstü bir konsensüsün olduğunu da buradan ifade edeyim. Evet. Yani zaman zaman yani arkadaşlarımızın farklı düşünceleri olacak, o önerileri kesinlikle de olacak. Bunlarda herhangi bir beis yok ama partiler üstü bir konsensüsün olduğu ve bu noktada bir ortak fikrin ve bütünlüğün genel olarak olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bir işte vaka görülmeden önce bir basın toplantısı ben meclise düzenlemiştim. Bu anlamda bilgilendirme noktasında. Ondan birkaç gün sonra ilk vakamız göründü. Bu hafta bir de geçtiğimiz hafta da genel kurulda partimiz adına aldığımız tedbirleri ve süreci anlatma fırsatı buldum. Orada da bütün siyasi partilerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ettim. Zaman zaman işte yani bir takım çatlak sesler duyulsa da ama genel olarak ülkede bir birlik beraberlik havası hakim. Ve saat 21'deki o sağlık çalışanlarımıza bir hekim olarak da meslektaşlarım adına çok anlamlı bir etkinlik olduğunu ve onlara moral veren bir etkinlik olduğunu ifade etmeliyim. İhtiyaçları var hocam, ihtiyaçları var çok. Ben şeyi soracağım hocam, şimdi önümüzdeki günlerde bekliyoruz, bu rakamlar artacak elbette ki. İtalya bugün baştaki o boş vermişliğin cezasını sokağa askeri indirerek almak zorunda kaldı. Yani sokağa çıkma kurallarını uygulamak amacıyla uygulanmaz. Çünkü hala uymuyorlar ama bizim toplumda ciddi anlamda Bursa'da benim gözlemimi söyleyeyim, bir yaşlılarımız kaldı. Onları da evlere kapatabilirsek yani, çünkü onlar duramıyorlar evlerde. O yaşlıları da engellersek genel anlamda bir uyuma var. Türkiye'de bir sokağa çıkma yasağı önümüzdeki günlerde mevzu bahis olur mu? Yoksa bu anlayış, bu toplumun duyarlılığı devam ederse gerek bile kalmayabilir mi hocam? Yani şu an gündemimizde böyle bir şey yok. Yok. Yani açıkçası biz toplumumuzun, halkımızın bu anlamda genel olarak duyarlılığından da memnunuz. Tekrar bunlar ifade ediliyor. İşte az önce de ifade ettik. Bu noktada önlemlerin ne kadar önemli olduğunu, vaka sayısının ortaya çıkması ve işte bizim bu süreci en doğru şekilde yönetebilmemiz açısından işte yönetilemeyecek noktaya geldiği zaman son bir çaredir o sokağa çıkma yasağı. Biz açıkçası sokağa çıkma yasağıyla ilgili şu an itibariyle böyle bir gündemimiz yok. Umarım ki bundan sonra da olmaz. Halkımızın duyarlılığıyla, sosyal izolasyonuyla böyle bir şeye gerek kalmaz diye umuyorum. Anladım hocam. Şimdi kişisel önlemleri de konuştuk. Benim Bursa özelinde vatandaşlarımızın da merak ettiği bir konu var. Ben öncelikle isterseniz bir ön bilgi vereyim. Bursa'da evet, mesela daha bu pandemi ortaya çıktığından beri hazırlıklar açısından, yani Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar hazırlıklı olduğunu gösteren referans iki hastane belirlendi. Bir Şevket Yıldız, Yüksek İhtisas diyelim daha doğrusu. Öbürü de şehir hastanesi. Arkasından da işte eski Muradiye Hastanemizde karantina. Daha ihtiyaç duyulmadı Allah'a şükür. Şimdi hocam, Bursa'daki durum nedir?
acil yatağımız, sayımız ve en son yapılan yatırımlarla nasıl durumdayız? Bursa olarak bu salgını karşılayacak şeyimiz, kapasitemiz hem nedir? Türkiye olarak hem Bursa olarak özellikle. Vatandaşlar da merak ediyor. Evet. Çünkü Türkiye'yi çok dinliyorlar hocam. Yani televizyonlarda da çok dinliyorlar. Hem bir önce bir Türkiye yapalım, evet. Sonra da Bursa geneline, bir özeline girelim. 14 Mart Tıp Bayramı'nda ben şehir hastanesinde aldığımız önlemleri hem görme, inceleme adına hem de meslektaşlarımın da Tıp Bayramı'nı kutlama adına şehir hastanesindeydim. Gerçekten A, B, C bütün senaryoları, hazırlıklarımız son noktada. Ve bu çerçevede işte gelmeden, programa gelmeden önce de sağlık müdürümüzden yine bir telefon görüşmesiyle son durumu aldım. Yani şu an yoğun bakım yataklarımız 880 yoğun bakım yatağımız, hatta bunu biraz daha artırıyoruz. Yaklaşık 900 yoğun bakım yatağımızda hazır. Toplam yatak sayımız 8155 Bursa'da. Yaklaşık 350'ye yakın palyatif yoğun bakım yatağımız var. Bunları da bu anlamda hazırladık. İzole odalarımız 5670 nitelikli yatağımız var Bursa'da. Bunları da tek kişilik, tuvaleti, banyosu olan nitelikli yataklar. Bunları da bu çerçevede biz yani bunlar hastanede bakım, olanlar değil mi hocam? Hastane, öyle yurtlar falan değil. Hayır. Hastanenin içerisindeki izole yataklardan bahsediyorum. Evet. 5670 yatağımız nitelikli yatak. Toplam 8155 yatağımızın içerisinde. Bunlar tabii hem sağlık personelimiz, hem sağlık kurumlarımız, hem de işte salgının durumuna göre nasıl hareket edeceğimiz, bütün eğitimleri verildi, simülasyonları yapıldı. Özel ve devlet değil mi bu hocam? Algoritma tabii özel devlet yani. Bütün sağlık kuruluşlarımızın sayılarını veriyorum. Bu çerçevede özel devlet diye bir ayrım söz konusu olmaz. Elbette ki biz bu anlamda ilk planda kamu hastanelerimizi buna daha hazır hale getiriyoruz ama bu çerçevede bütün hastaneler halkımızın hizmetinde olacak. Evet, Bursa'da da güçlü bir özel hastane altyapısı var. Yoğun evet. bakım yatakları çerçevesinde de bu hazırlıklarımızı son noktaya getirdik. İşte daha öncesinde zaten biz bunları vatandaşlarımızla bakın teması takibi, enfeksiyon kontrolü, izolasyon, hasta nakli, sağlık kurumuna başvuran hastaların yönetimi, evde vaka izlemi, hasta bakım ve tedavisi, vaka görülen ülkelere gidecek kişilerle ilgili algoritmalar, yani izlenecek yol ve yöntemler ve eğitimler, vaka görülmeden, Türkiye'de vakalar görülmeden bütün bunlarla ilgili eğitimler, çalışmalar, yol haritaları ortaya kondu. Yani zaten aslında hiç salgın söz konusu değilken Sağlık Bakanlığımızın bir pandemi yani var. Herhangi bir enfeksiyon etkeniyle ilgili bir pandemi hazırlığı söz konusuydu. Bunun kitapları, işte yol haritaları, çalışmaları, simülasyonları bunlar vardı. Hazırlıksız olmuyor. Zaman zaman biz şehir hastaneleri ile ilgili eleştirildik ama Elazığ depreminde görüldü ki sismik izolasyonu olan modern hastaneler gerçekten afet durumlarında bizim için son derece önemli. İşte yine bu salgın hastalık sırasında şehir hastanelerin izolasyon odaları, işte teknolojik imkanları, yoğun bakım yatağı sayısı 217 yoğun bakım yatağımız var şehir hastanesinde. Bunların hepsinin bize bir avantaj sağladığı da son derece açık. İşte Bursa'da son 17 yıl içerisinde yapmış olduğumuz 68 sağlık yatırımı, bunların 26 tanesi hastane yatırımı, bunların gerçekten ne kadar önemli olduğunu bugün bir biraz daha anlamış oluyoruz. Kesinlikle hocam. Hocam bu vatandaşların kafasında bir soru var. Sağlık Bakanlığı bu soruya cevap verebilmek amacıyla bir internet sitesi de oluşturdu. Buradan onu da vatandaşlarımıza bir duyuralım. Şöyle biraz önce dediğimiz gibi o panik havasının yanında bir de insanlarda psikolojik etkilenme var hocam. Siz hekim olduğunuz için bilirsiniz. Yani onu da bertaraf etmek için Sağlık Bakanlığı bir internet sitesi oluşturdu. Sayın izleyicilerimizden eğer kafalarında bir şüpheleri varsa o internet sitelerine başvurmasını öneriyoruz. Evet. Çünkü orada belirli maddeler var. Onları size soruyor. Cevaplandıktan sonra eğer bir şüphe söz konusuysa sizi maskenizi takarak hastaneye yönlendiriyor. Çok güzel bir uygulama. Yani herkes bunu konuşuyor hocam. Ne olacak, ne bitecek, belirtileri nedir, acaba ben hastalığı kaptım mı diye. Kolay bir yol olması açısından Korona Türkiye diye Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde bir anket var.
şüphesi olan vatandaşların o siteye girip o Sağlık Bakanlığı'nın sorduğu soruları, yani kendinizde şüphe duyuyorsanız onların yanıtlamaları ve sonunda da size sonucu zaten söylüyor. Evet, bir de tabii bunu ayrıca 184 hattımız da SABİM hattı, bugün korona hattına ifade etmemiz gerekiyor. Evet, bunlarla yani, ilgili de vatandaşların biraz kafasındaki o şüpheleri kaldırmak gerekiyor. Yani elbette ki insan sağlığı, insan hayatı çok önemli. Sadece siz değil, sevdiklerinizin de hayatı önemli. Bu anlamda yani gerçekten yani aklımıza çok sayıda soru gelebiliyor. Endişemiz olabiliyor. Allah zaten korku ve endişe hissini hayat korumak için vermiş. Vermiş. Bu olmaması gereken bir şey değil. Ama bunun belli bir makul çerçevede tutulması son derece önemli. İşte toplumsal dayanışmamız bence son derece önemli. Kesinlikle. Birlik beraberliğimiz yine son derece önemli. Türkiye şu ana kadar hükümetiyle, devletiyle, milletiyle iyi bir sınav verdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda eksiklerimiz olabilir. Onları da birlikte tamamlayacağız. O konu çok önemli. Evet hocam. Şey konusu mesela, dediğiniz gibi vatandaşları da bu konuda takdir etmek gerekiyor. Amerika'daki veya başka ülkelerdeki o marketlerin yağmalanması, insanların bir tuvalet kağıdı, bir memrulo için kavga etme olayını Türkiye'de görmedik. Yani çok şaşırtıcı. Evet. Tabii silah satışlarının şeyini çok artmış işte. Artması. İnsan inanamıyor yani bunları. Evet, görmedik ama yani şöyle birkaç gün raflar boşaldı. Ama onun sonunda tekrar raflar doldu ve insanların o yağma şeklindeki saldırıları falan olmadı. Bu da Türk milletinin aslında bir güzel özelliklerinden biri, dediğiniz gibi. Namık Bey, ben bir şey söyleyeceğim. Tabii. Tabii daha bu, evet, geciktirdik ama kaçınılmazdı bu virüse karşılaşmak. Çünkü Türkiye coğrafi konumu itibariyle en riskli ülkelerden birisiydi. Geçiş. Ve bu bizim kapımıza da geldi. Etkin önlemler aldık ve şu anda halkımızla birlikte, empati içerisinde bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Kolay değil, hiç kolay değil. Az önce Sağlık Bakanımızın işte insani sesinin titremesinden bahsettiniz. Bir hastanın Hastamı kaybettim ifadesinden bahsettiniz. İşte kan çanağına dönmüş gözleri. Yani gerçekten bunlar son derece önemli. Ama biz hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizde, devletimizde, milletimizde, hep sivil toplum kuruluşlarımızda, basın yayın organları çok bence sorumlu ve duyarlı hareket ediyor. Herkes çırpınıyor bu Kesinlikle. Anlamda. Dünyaya örnek bir inşallah, ben buradan Bursalı hemşerilerimize de seslenmek istiyorum. Dünyaya örnek bir duruş ortaya koyalım. Şu ana kadar yani her şeyi kontrol altında tuttuk. Bundan sonra da işte önümüzdeki birkaç gün, birkaç hafta son derece önemli. Önlemlerimizi, tedbirlerimizi panik oluşturmadan hep birlikte ortak duyarlılıkla ortaya koyalım. Ve işte bugünler geçtiğinde geriye dönüp baktığımızda Türk halkı dünyaya örnek bir model ortaya koyuyor. Hocam burada tam bir araya gitmeden önce, şu anda saat 21'e geliyor. Biraz önce programımızın başından beri dediğimiz gibi sağlık çalışanlarımızı her gece saat 21'de alkışlıyoruz. Ve siz de bir hekimsiniz. Biz de buradan hem Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarını ve hekimleri de alkışlıyoruz. Ben de fedakar ekiplerimizi ve sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum. Evet, alkışlayarak programın ilk yarısını bitiriyoruz. Kısa bir aranın ardından sizlerle birlikte olacağız. Program konuğumuz Mustafa Eskin'le koronavirüsle ilgili gelişmeleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın efendim.